Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Wunderwaffe. Artık nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama umarım doğru söylemişimdir. Efendim, oyunumuzun konusuna gelirsek tam anlamıyla bir kaynak yönetim oyunu. Savaşta olan ülkemizde kaynaklar üretip, daha doğrusu madencilik yapıp, bunlar silah olur, altın olur, bakır olur, kömür olur, işte ne bileyim tank olur vesaire, bu gibi kaynakları göndererek destekte bulunuyorsunuz. Ben de ilk defa gireceğim. Tam anlamıyla bir ilk bakış videosu olacak. Bu arada resmi olarak Türkçe dil destekli geldi oyun. Bilginiz olsun. Her şeyi Ultra'da gördüğünüz gibi. Böyle oyuna bir 20 dakika bakalım. Nasıl bir oyunmuş? Hep birlikte görelim. Evet efendim. Hoş geldiniz tekrardan. Şu anda karargahımızın girişini görüyorsunuz. Burada tren rayları var. Direkt olarak bizim karargahımıza doğru giriş yapıyor tren ve buradan kaynakları bırakıyor bizler için. Girişte bir nöbetçimiz var. Tosunum benim. Çalış çalış. Burada ne var? Ana depo. Ana depomuzda şu an için 2000 kilo altın varmış. 100 kilo demir makara varmış, 450 kilo ahşap varmış vesaire vesaire. Kalan süre diyor. Kuzeybatı cephesi 45 gün, güneybatı cephesi 45 gün, doğu cephesi 45 gün. Büyük ihtimal savaş için bu. Burada ne var? Çalışan, daha doğrusu çalışacak işçilerimizin sayısı. Bu sahip olduğumuz altın miktarı. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Enerji miktarı ve su miktarı. Burada sonraki taşıma diyor. Tren ile birlikte bize 400 kilo ahşap, 50 metrede kablo gelecekmiş. Yani 3 dakika içerisinde. Tamam. Tünelimiz burası. Artık burası bize ait. Öncelikle inşa et diyelim. Tabii ki de altyapıyla başlamamız lazım. Bu neymiş? Tünel. Bu senin taşıma sistemin. Dikkatli düşün. Tüneller yatay olarak inşa edilebilir. Ancak kaynaklar üzerine kurulamaz. Tüneller ve asansörler birbirlerinden geçebilirler. Ne istiyormuş? Altın ve enerji. Burayı tünel yapmak istiyorum. İnsanlar rahat rahat geçsinler. Bu kadarı yeterli bence. İzleyelim. Gayet güzel görünüyor. Özellikle şu giriş tarafı ve duvarda hani tam böyle tünelin bitiş tarafı çok estetik olmuş. Hoşuma gitti. Bu arada L tuşuna bastığınız zaman böyle bir el feneri gibi bir şey çıkıyor. Bu da atmosferik bir şey olmuş. Sevdim. Şimdi asansör varmış. Tüm kaynaklarını aktar. Asansörler dikey olarak inşa edilebilir. Ancak kaynaklar üzerine kurulamaz. Asansörler ve tüneller birbirinin üzerinden geçebilirler. Tamam. Burada ne var? Su pompası. Şimdi ben şuraya su pompası yapmak istiyorum. Bu yüzden öncelikle asansörü seç. Buraya bir asansör çekelim. Güzel. Su temini sağlar ve üstüne genişlemede önemli bir rol oynar. Çelik lazım, boru lazım, altın lazım, çimento lazım. Tamam. İlk su pompanı kurdun. Üstün su tüketimini kontrol altında tutmayı unutma. Şimdi güç kaynağına dikkat et ve jeneratörü kur. Ben böyle izlemeyi seviyorum. Kusura bakmayın. Gibi oyunlarda böyleyim ben. Evet, burada su depomuzu yaptık. %100 olarak şu anda
su desteğinde bulunuyor bize. Hemen yanına elektrik yani güç jeneratörü yapacağım. Bu ilk güç kaynağı makinen. Üs genişledikçe elektrik ve su talebi artacak ve tüm cephelerde hakimiyet kurmak istiyorsan ki bunu istediğini biliyoruz. Bir komuta merkezi inşa etmen gerekiyor. Tamam, burada ilerletebiliyoruz bu arada zamanı. Buradan da elektrik üretimi oluyor. %95. Dumanın şu şekilde, pardon, buharın şu şekilde yukarı çıkması gayet güzel olmuş. Güzel ayrıntıda. Ve aynı zamanda şu su deposunun şu kısmıyla elektrik yani jeneratörün şu kısmının birbirine bağlanması çok güzel. Şu an kaynaklarımız geldi. Bize destek olarak ülkemiz bazı kaynaklar gönderiyor. Az önce okumuştuk zaten. Şurada yazıyor. Bir dahaki gelişmesi ahşap, altın falan göndereceklermiş. Şimdi komuta merkezi yapmamız lazım. Savaş cephelerinde neler olduğunu öğren. Müttefiklerini destekle. İlerlemeyi kontrol et. Üssünün canlılığını kontrol et. Komuta merkezi tabii ki de giriş çıkışı kolay olan bir yerde olmalı. Acil durumlarda. Oraya bakacağız şimdi. Evet, komutanımız burada. Ortam gayet güzel. Detaylar harika. Buraya tıkladığımız zaman ne varmış? Kuzeybatı cephesi, güneybatı cephesi ve doğu cephesi. Ortalık bayağı kızışmış. Şimdi biz buradan cepheye çimento gönderebiliriz ama ben şu anda göndermeyeceğim çünkü benim ihtiyacım var. O yüzden o kalsın. Şimdi araştırma merkezi yapacağız. Bu her kaynak yönetimi oyununda olduğu gibi çok önemli bir şey. Çünkü teknoloji ağacını kullanacağız. Gördüğünüz gibi bilim adamları araştırma için çalışmaya başlayacaklar. Tabii ki de Wunderwaffe projesi için. Buradan başlatalım o zaman. Bizim için önemli olan tabii ki de madencilik en önemlisi. 50 altın istiyor. 50 kilo altın hemen verelim. Madeni yapalım. Hızlandıralım buradan. Depoya şimdilik ihtiyacımız yok ki zaten yapamıyoruz. Üretim. Çimento fabrikası çok önemli. Orada taş üretiminde bulunacağız çünkü. Onu da yapalım. Başka bir şeye ihtiyacımız varmış şimdi. Formülleri al diyor. Buradan formül veriyor. Oralara şimdi girmeyelim. Kafamız karışmasın. Telefon çalıyor. Beyefendi. Bakar mısınız? Bu bayağı bir araştırma varmış bu arada. Ve bunların hepsi yeni bir birim demek. Güzel. Şimdi amacımız neydi? Maden üret. Yani maden yapmak. Aşağı doğru gidersek burada taş var, demir var, kömür var, bakır var. Buraya doğru gelirsek burada bayağı bir bakır ve kömür var. Ve tabii ki de burada altın var. Yani şu şekilde olacak. Sola doğru gitmemiz lazım. Şuradan geçmemiz lazım. Çok iyi yer. Bu yüzden inşaat, asansör.
Buradan da taş çıkartırız. Ne oldu? Niye olmuyor? Ha, neden olmuyor? Çünkü asansörler sağa veya sola doğru gitmiyor haliyle. O yüzden tünel yapmam gerekiyor. Öyle gayet iyi. Yine kaynak geldi bize. Gelsin abi. Ülkemiz yardım etsin ki biz de onlara yardım edelim. Ne yapacaktık? Burada kömür, bakır ve altın. Burada demir var galiba. Gel, burada taş var. Hepsi tam da istediğim yerde. Asansör yapıyorum. Şuraya kadar yapayım. Burada 198 kömür var. 86. Direkt asansörle madenleri birbirine bağlayacağım. Tünel yapmama gerek kalmayacak. Şöyle yapacağım. Maden. Hemen buraya bakır cevheri. Burada 86, 87. Yani hiç yok da bilir. Buradan bir çıkartmaya başlayalım. Burası daha iyi gibi. Buraya bir bakır madeni yapalım. Bir maden yerleştirildiği çocuklardan kaynakları çıkartır. Bir maden aynı anda demir cevheri ve taş gibi birden fazla yatak üzerine kuruluysa maden araç takımından kazma sırasını yönetebilirsin. Mümkün olduğunca efektif çalışmalar için madenlerin yerlerini planla. İşçileri ata ve kazmaya başla. Tamam. Bir bakalım nasıl oluyormuş. Işık tutayım size. Evet. Tıkladığımızda burada işçilerin atanmamış olduğunu görüyoruz. 94 kilo bakır olduğunu görüyoruz. 5 kişiyi gönderiyorum ben buraya. Şu anda 15 kişi kaldı. Yani bir animasyon ben de bekliyordum ama yok. Okey olsun, problem değil. Kömür tabii ki de lazım olacak. Bu yüzden tekrar inşa bölümü, tünel. Şöyle yapalım. Şuraya da bir tane yapalım. Tamam. Şuraya da kömür abi. Aslında neyse ya. Bir çıkartsınlar da. Şurayı yapmak daha mantıklıydı ama. Şimdilik boş ver. Araştırmaya bakalım abi. Karargah için tabii ki de bakır lazımdı. Bakır şu anda çıkartılıyor. Kömüre de adam gönder. Oraya da 5 kişi gönder şimdilik. Boş insan durmasın. Bakır, kömür, demir. Demir lazım. Demirler burada. Ne yapalım? Burada iyi bir demir var gibi görünüyor. Bunlar bayağı bir demir var. Şöyle kazalım abi. Heh. Asansör çekelim. Güzel. Buradan demir çıkartacağız. Araştırma merkezine gidelim. Karargah. Moral son derece önemlidir. İnsanlarına iyi bak. Tamam.
İşçi karargahı, işçileri görmezden gelme. Senin için çok çaba sarf ediyorlar. Tamam. Alman İşçi Partisi olarak tabii ki de önem vereceğiz. Buradan da demir çıkarsınlar. Demir çıkartıyorlar, bakır çıkartıyorlar ve kömür çıkartıyorlar. Ve buraya da pardon, özür dilerim. Oo, burada bayağı bir kömür var. Tamam. Şimdi asıl olay nedir biliyor musunuz? Altın. Ve altın çok derindi. Mecburen şuraya bir maden yapmak zorundayım. Ve tam da asansörümüzün altındaymış. Çok fazla masraf yapıyoruz ama buna değecek. Bir şey yapalım biz. Ne derler ona? Çimento fabrikası. O da tam burada olsun. Formüller üzerinden formül seçimi yapılır. Bir formül seçerken onu üretim sırasına eklersin. Üretim için ihtiyaç duyulan kaynaklar depolardan otomatik olarak aktarılır. Tamam. Burada formül yapacağımız bir şey vardı aslında. Nerede o? Burada bak. Onu da araştır. Burada ne yapıyormuşuz? Çimento. İnşaat demirleri. Prefabrik duvarlar. Taş lazımmış. Çimento, tamam. Kırılmış taş, tamam. Önce şuraya bir taş madeni yapalım. Buraya tüneli kazalım. Tam da istediğim yerde. Harika gidiyoruz. Çalışan sayım az ama ya. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Buradan şimdilik taş çıkarsınlar. Hatta şimdilik değil abi. Her birinden bir tane kısacağım. Çünkü çimento için adam lazım. Pardon, taş için. Taş yapacaksınız. Bunu sonsuz olarak ayarlayabiliyoruz. Tamam, sonsuz yapın abi. Şimdi ne ihtiyacım vardı benim? Hemen araştırma kısmına geliyorum. İşçilerin yatması için, dinlenmesi için şeye ihtiyacım var. İnşaat, yani enerji, elektriğe ihtiyacım var. Elektrik içinde suya ihtiyacım var. Yani şu anda kesinlikle hiçbir şey yapamam. Oyunda ilerleyemem, burada durdum ben. Öyle düşünebilirsiniz ama öyle bir şey yok. Hemen çimentoyu kapatıyorum ve kendime elektrik sağlıyorum. Taş ocağını kapatıyorum. Elektrik sağlıyorum. Orada bir hata yapmışız. Araştırmayı kapatıyorum. Şimdi bir tane su deposu daha yapabilirim. Su pompası.
Güzel. Bir elektrik jeneratörü daha. Tamamdır. Şimdi elektrikleri tekrar açabilirim. Her yer açık değil mi? Tamam. Ne yapacaktık biz? İstirahat yeri yapacaktık değil mi? Karargah. İşçi karargahı. Nerede olsun işçi karargahı? Böyle ortak bir noktada olsun ya. Ama burada taş madenleri var. Şurada olsun bence. Pardon. Bakalım neler yapıyorlarmış. Evet. Yükseltme olayı var bu arada. Aha, sabotaj. Birileri sabotaj yaptı abi. Aramızda ajanlar var. Hem de elektriği. Sabotajı durdurun. Şimdi. İstirahat yeri yaptım diye 5 kişi daha geldi ekstradan. Gördüğünüz gibi şurada. Demek ki bu önemli. Bu bayağı önemli. Erzak lazım bize. Erzak için niye ihtiyacımız var peki? Hemen bakalım. Kantin. Bilim. Altın cevheri. Nasıl yani? Yavrum, altınımız yok mu? Ciddi olamazsın. Şöyle yapalım. Al sana altın. İstemediğin kadar. Saldırın abi. Efendim, tekrar bakalım. Hemen araştırma kısmına. Bakın altın şu an 1 kilo geldi. Gördünüz mü? Aşağıda görünüyor. Kırmızı olarak. 2 oldu. Yani ne kadar çok şeyimiz olursa, insanımız olursa o kadar iyi oluyor bizim için. Pardon, bu altın cevheri diyor. Bizde normal işlenmiş altın var. Tamam, şimdi anladım. Anladım, anladım. Bilim insanlarının da dinlenmeye ihtiyacı var. Onlara da şey yapalım. Laboratuvar. Bunları niye yapıyorum biliyor musunuz? Erzağa ihtiyacım var çünkü. Yani burada erzak oluşturur diyor ya bak. Tekrar altın cevherine ihtiyacımız var. İlerletiyorum. Hem de 20 kiloya ihtiyacımız varmış. Bence iyi ilerliyoruz ya. Ne gelecekmiş kaynak? Ahşap çelik gelecekmiş. Bir de aynı zamanda. Erzağa ihtiyacımız var. Acilen yapılması lazım. Neden kantini bu kadar çok zor yaptırıyorlar onu da anlamış değilim. Neden yapamıyorum? Çünkü asker karargahı yapmam lazım.
Tamam, şimdi kantin yapabilirim inşallah. Bayağı bir şey çıktı bu arada. Çimentoya ihtiyacım var. Bunu iptal et bebeğim. Nasıl iptal ediliyor? Demir. Demir gelmiyor mu bize? Kırılmış taş, çimento. Nasıl buraya oluyor anlamadım ben. Bunu iptal mi etmem gerekiyor? Ne gelecekmiş bize abi? Altın taş. Şimdi çimentoyu nasıl üreteceğim ben onu düşünüyorum da. Çimento için malzemeler, çimentom yok. Ha. Şöyle yapalım. Bakalım üretecek mi şimdi? Evet, üretti. Tamam, anladım. Biraz karışıktı orası. Buraya bir kantin yapalım abi. İnsanlar gelsin burada yemeklerini falan yesinler. Şimdi dışarıdaki malzemelerden bağımsız hale geldin. Artık kantinde erzak hazırlayabiliriz. Bundan sonra ne olacağım merak oldu. Ula 600'lü bir kantin yaptım. Niye bu kadar heyecan yaptım? Vay, kantin de şekilmiş ha. Kazan da burada. Albayımız da oturmuş gazetesini okuyor. Kantinde çalışmak için adam lazım tabii ki de. Onu şuradan kısacağım. Başka nereden kısayım? Bu ne? Aa bak, burası bitmiş. Burayı kaldır. Lan işçiler nerede? İşçileri almam mı gerekiyordu önce? İşçilerle birlikte yıktım orayı. Olaya bakar mısın? Abi saçmalığa bak. Büyük bir eksik yani. Önce şuradan kısmam gerekiyormuş. Olaya bak. Neyse, 3 kişi yeter kantine. Ne bu şimdi? Altın erzak mı? Yani sonsuz yap onu sonuçta lazım. Acilen bir şey daha yapmamız lazım. Bunu erzakları oluşturup bir işçi karargahı daha yapmamız lazım. Çünkü işçiye ihtiyacımız var. Buraya bir tane daha yapmak istiyorum. Evet. İşçimiz oldu. 5 tane daha.
Bunları yükseltmek için enerji, erzak ve ahşaba ihtiyaç, suya ihtiyacımız varmış. Tabii ki de ondan önce yine elektrik niye olmuyor? Çimento lazımmış. Anladım. Bu arada taşımız bitti. Şunu bir yükselteyim ya, merak ettim. Tipi falan değişiyor mu acaba? Yani. Aşağıdakiyle kıyaslarsak şuraya ekstradan bir yatak daha geldi. Buraya dolap gibi bir şey gelmiş. Buzdolabı gibi. Şey pardon, soyunma dolabı gibi. Gerçi aşağıda da var soyunma dolabı. Ha, ekstradan arkalara yatak konulmuş. Tamam, anladım. Taş madeni nerede abi? Prefabrik duvarlar lazımmış bunlar için de. Onları da burada yapıyorsunuz. Şöyle. O 10 adet istiyor. Bunu da merak ettim. Şöyle yapalım. Şimdi bir şeye benzedi işte maden. Bakın şeyin şöyle birleşmesi. Mesela bu ayrı bir birim. Tünel bu. Bunu tünelin bu şekilde madenle birleşmesi çok güzel bir ayrıntı. Ben sevdim vallahi oyunu. Oyun güzel oyun. Ama yani fena bir vaktinizin olması lazım bu oyunu oynamak. Yani böyle vakit geçirmelik. Güzel bir oyun olmuş. Ben sevdim valla. Her şey çok estetik görünüyor. Yapacağınız birçok şey var. Gördüğünüz gibi. Biz daha buraya kadar yapabildik. Bunların hepsini de yapamadık yani. Daha buraya kadar bir ton şey var. Gördünüz mü? Bak tank tesisi falan yapıyorsunuz burada. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi oyunun fiyatı henüz belli olmadığı için bir şey diyemiyorum. Ama tahminimce 50 TL civarında bir şey olur diye tahmin ediyorum. Yani en fazla 100 TL olur biliyorsunuz. Paramız çok değersiz olduğu için artık bağımsız yapımlar bile çok pahalıya gelmeye başladı. Şaşırmıyoruz ne yazık ki. Görüşürüz.